Eyüp Sultan'dan 40 hadis. Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam, âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Muhterem dinleyiciler, Ebu Eyyub el-Ensari aleyhi rahmetül bari dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aranızda bulunduğum sürece bana itaat edin. Allah'ın kitabına sarılın, helalini helal bilip işleyin, haramını haram bilip terk edin. Sakın değiştirmeye kalkışmayın buyurdu. Hadis-i şerifte yer alan "Mâ küntü beyne azhurikum" yani "ben aranızda bulunduğum sürece" ifadesinden "benden sonra bana itaat etmeniz gerekmez" anlamı çıkarılamaz. Çünkü bu kayıt takyidi, sınırlayıcı bir kayıt değildir. Bir. İkincisi, Hanefi ulemasına göre mefhumu muhalif geçerli değildir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde yani aralarında bulunduğu sürece onlar azap edilmeyeceği, aralarında Allah'ın Resulü'nün bulunduğunun bilincinde olmaları gerektiği, Allah'ın ayetleri kendilerine okunup dururken ve aralarında Allah'ın Resulü varken nasıl olur da küfre girebilecekleri sorusu ayeti kerimelerde Resulullah'a endeksli gerçekler olarak yer almış bulunmaktadır. Öte yandan hayatta olduğu sürece Resulullah'a itaat vurgusu kendisi Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını birebir yaşadığı için ona itaat etmek aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i helaliyle haramiyle kabullenmiş olmak demektir. Bu sebeple Efendimiz önce kendisine itaat edilmesini emretmiş ve istemiştir. Bilinen bir gerçektir ki kendisinden sonra Efendimiz'e itaat etmek demek sünnetini izlemekle ancak mümkün olabilir. Bid'atlere ve yabancı kültürlerden şu veya bu gerekçeyle devşirilmiş uygulamalara yönelmekle değil. Böyle bir yöneliş bizi sünnet çizgisinden ve Kitabullah'a uyma kıvamından uzaklaştırır. Pek tabii olarak hadis-i şerif bize bu gerçeği hatırlatırken bir yandan da toplumların huzursuzluk sebebini Kitabullah'ı bütünüyle benimsememek ve sünneti izlememek olarak tespit ve teşhis etmiş olmaktadır. Oysa hadis kitaplarımız Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine sıkı, sımsıkı sarılmakla ilgili Efendimizin tavsiyeleriyle doludur. Hulasa kitap ve sünnet, biri ilke, biri uygulamasıdır. Müslüman ise kitap ve sünnet bağlısı bir inanç ve yaşayışın sahibi olmakla görevlidir. O halde fazla söze ne hacet? Şöyle seslenmek yeter. Müslüman, sen İslam'ı yaşamaya gayret et. Yolunu keserse taassup ya da cehalet, kitap ve sünnete yeniden müracaat et. Eyüp Sultan'dan 40 hadis.